Ve Deniz'le Emekli Öğretmenler Derneği ile devam edeceğiz. Çünkü dernek üyeleri sıkıntılarını aslında bizlerle paylaştılar. Çalışan öğretmenlerle emekli öğretmenler arasında ne gibi farklar var? Emekli öğretmenler maddi ve manevi sıkıntılarını nasıl aşabiliyorlar? İşte bu soruların cevaplarını Dernek Başkanı Kevser Erbey'ine sorduk. Öğretmenler Derneği Şubesi Başkanı Kevser Erbey'i çalışan öğretmenlerle emekli öğretmenler arasında nasıl bir fark olduğunu sorduk. Avantajları ve dezavantajlarının neler olduğunu sorduk. Erbey'i emekli olunca hem maddi yönden hem de manevi açıdan boşluğa düşüyoruz dedi. Yanımızda Emekli Öğretmenler Derneği Başkanı Kevser Erbey'i yanımızda. Hocam nasılsınız ilk önce? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Çalışan öğretmenlerle emekli öğretmenler arasındaki fark nelerdir? Maddi olarak, manevi olarak ne gibi sıkıntılar bekliyor öğretmenleri emekli olduğu zaman? Çalışan öğretmenin maddi yönden biraz daha rahat tabii. Emekli olunca öğretmenlerde biraz para yönden sıkıntı oluyor. Arada biraz fark var. Ders ücreti kesiliyor. Biraz da %18'lik verilen bir maaş farkı var. Onlar da kesiliyor emekli olunca. Emekli olan öğretmen bir de neden emekli olmuyor diye söylersek, evde yalnız kalırım, eve kapanır mıyım, hastalıklarımla daha mı çok haşır neşir olurum şeklinde düşünüyor. Bir de üniversitede okuyan emekli olacağı yakın üniversitede okuyan öğrencileri de çocukları da olmuş oluyor. Onlara maddi yönden yetişebilir miyim kaygıları oluyor. Bizim derneğimiz de bu emekli olan öğretmenlere bu sıkıntılarını atmak için bir kapı açtı. Onlar da burada arkadaşlarıyla haşır neşir oluyorlar. Müzik korolarına geliyorlar. Onlarla birlikte oluyoruz. Görüşemedikleri arkadaşları da burada görüşmüş oluyorlar. Buluşma yeri gibi oluyor aynı zamanda. Şu anda üyelerimizle birlikte bu emekli olan öğretmenlerimizi bir arada topluyoruz. Memnun olanlar üye olmaya da çalışıyorlar. Derneğimize destek vermek için, ayakta durması için derneğimizi. Bu sıkıntıları yaşıyoruz ama bu dernek sayesinde emekli öğretmenler de sıkıntılarını atmış oluyorlar diyeyim. Peki başkanım, Deniz'de kaç tane üyeniz var? Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Denizli Şubesi olarak 260'a yakın üyemiz var yeni olanlarla birlikte. Bunların tabii hepsi aktif olarak çalışmıyor. 100-150 tanesi aktif olarak çalışıyor.